Yeni başladık ama hızlı bir giriş oldu. Kampın özellikle ilk haftaları sert, hızlı geçer. O anlamda biraz yavaş yavaş tempo ile beraber yorgunluk var. Güzel bir çalışma ortamı var burada. Bu arayı en iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıya iyi bir Konyaspor olarak başlamak istiyoruz. Genel olarak disiplinin yanında çok da babacan bir tavrı var. O anlamda oyuncularla kendi arasındaki güven çok farklı bir hani tam olarak anlatamayacağım derecede yüksek. Oyuncuyla arasındaki güven oluşturduktan sonra sahadaki başarı oradan geliyor diye düşünüyorum. Oyuncu hocaya inanıyor. Onun neticesinde bence ekstra bir durum ortaya çıkıyor. Hocayla futbolcu arasındaki bağ çok önemli. Aykut Hoca da bana göre bunu iyi yapan antrenörlerden biri. Bu birliktelik, bu beraberlik, bu aradaki bu bağ bence sahaya yansıyor. Bu baskı yaratmıyor. Bu duruma getiren, bu isteği ortaya çıkaran teknik ekiple beraber biz olduk. Daha önceki çalıştığımız dönemde hem Türkiye Kupası hem Süper Kupayı aldığımız dönemdeki Aykut Hoca ile beraber o çıkış Avrupa Ligi'ne katıldığımız dönem. Bunları yaptıktan sonra taraftar takım bütün olduktan sonra bu istek ortak bir istek olarak ortaya çıkıyor ve daha fazlasını istemeleri gayet normal. Çünkü yapılmış bir başarı var. Bunun üstüne konmak isteniyor. Biz de teknik ekiple beraber en iyi ortamı, en iyi birlikteliği bulup sahaya yansıtmak istiyoruz. İnşallah bir önceki yakaladığımız dönemdeki başarıların üstüne çıkarız. Tabii benim için önemli bir transfer yapmak ya da farklı bir yere sıçramak. Ama burada bu olacaksa hem kulübümün de maddi anlamda bir şeyler kazanıp hem de benim çok daha değerli gitmem önemliydi. Hani buradan kaçar gibi gitmek hiçbir zaman istemedim. Sözleşmem bitiyordu. İstesem beni isteyen takımlarla yeni bir sözleşme, yeni bir başlangıç yapabilirdim ama burada benim istediğim kulübümün de kazanması. İleriye dönük ne olur ne biter bilmiyorum ama burada son derece mutluyum ben. İnşallah gerekli şartlar, gerekli durumlar oluşursa bir gün neden olmasın. Hocanın ayrılmasıyla beraber uzun süre devam eden bir düzen bozuldu. O düzenin içinde de yeni bir kadro yapıldı. Şöyle söyleyeyim, Türkiye Kupası'nı alan kadronun üstüne bir sanırım onun üstüne 15'e yakın bir oyuncu grubu geldi. Gidenler de oldu ama gelen daha çoktu. Bu kimya bozuldu. Burada bizim de dengemiz bozuldu. Tabii ki gelenlere, gidenlere hani arkalarından kötü bir şey demek istemiyorum ama hem bireysel olarak hem de takım olarak geçen seneki özellikle bizim düşüşümüzün en büyük nedenlerinden biri buydu. Yani Türkiye Kupası kazanmış bir takımın üstüne o kadar transfer, sonrasında gelen ekiplerin kimyasının uymayışı geçen sene son derece sıkıntılı bir döneme itti bizi. Bu anlamda evet performansımız düştü. Hem bireysel hem takım olarak ama sonuç olarak geçen seneyi iyi kapattık. Her ne olursa olsun yani Allah korusun düşebilirdi bu takım. Bunun birçok nedeni var. Hani biraz önce dediğim gibi gelenler gidenler hepsini sayabiliriz. Daha uzun sürebilir ama bence bunun başlıca nedeni hani birçok yerde yapılan hem kulüplerimizi maddi anlamda zor duruma hem de ligdeki performansı adına zor duruma düşüren neden bence bu. Hani çok değişim git gel olması, çok oyuncu sirkülasyon olması. Ya aslında benim yaşıma baktığında milli takım için hani genç diyebilecek artık oyuncu değilim. Artık ben de tecrübeli oyuncular arasında orta yaşa doğru geldim. Çoktan bekliyordum bunu. Çok önceden bekliyordum ama olmadı, nasip değilmiş. Bundan sonrası için ne olur kestiremiyorum, tahmin edemiyorum. İnşallah umuyorum bir gün Bilmek o, ister misin? ya tabii ki de kim istemez. İnşallah bir gün o formayı üstüme geçiririm. Peki son bir şey. İkinci araya biz çok iyi hazırlanıyoruz. Güzel başlangıç oldu. İnşallah böyle de devam eder. Sakatsız, kazasız, belasız. Aykut Hoca'nın geldiği ilk dönem, ikinci dönemin başında yine aynı benzer başlangıç yapmıştık. Burada kamp yapmıştık. Sonra deplasmanda bir maç oynamıştık ve o sene 40 puan almıştık ikinci yarıda. Temennim inşallah bu sene de öyle bir başlangıç yapıp ikinci yarıya çok farklı bir Konyaspor takım, taraftar bir bütün halinde bir aile en güzel örneğini biz daha önce gösterdik. O ailenin devamı inşallah, o sevginin devamı o 40 puanlı sezonun üstüne koyarak inşallah bu sene zor biraz ama inşallah onu başarırız.